Selamlar dostlarım. Bugün çok farklı bir video konseptiyle karşınızdayım. Kanalımızın ve topluluğumuzun artık 10.000 abonesi, abone kelimesini kullanmayı sevmiyorum, dost diyelim. 10.000 arkadaşa ulaştık ve bu 10.000 dostun şerefine sizlere daha önce söz vermiştim. Koleksiyonumu, şurada gördüğünüz koleksiyonumu ve çalışma alanımı göstermek istiyorum. Umarım güzel bir video olur. Sesim belki bu videoda pek iyi gelmeyebilir. Çünkü bu sefer yaka mikrofonu kullanıyorum. Telefondan kayıt alıyorum. Başlayalım. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bu odayı kedim Susan'la birlikte kullanıyorum. Şu an onun malzemelerini görüyorsunuz. Burada tuvaleti var. Mamaları ve kumları falan var. Yani odanın yarısını aslında Susam işgal ediyor. Kendisi şu an nerelerde bilmiyorum. Aynen, buldum kendisini. Salonda yatıyormuş şu an. Selam vermek ister misin? Bir şey demek ister misin? Tamam, istemiyorsun. Ha, uyumak. Uyumayı tercih ediyorsun. Burada. Tamam, görüşürüz. Evet, odanın geri kalanı, yani şöyle yarısı bana ait diyebilirim. Bir yarısı Susam'a aitken diğer yarısı bana ait diyebilirim ve ufaktan başlayalım. Önce çok kısa bir şekilde çalışma ortamımı göstereyim sizlere. Burada çok sevdiğim bir arkadaşımın yaptığı, benim için yaptığı bir Pikachu tablosu var. Onu bazen şuraya alıyorum videolarda görünsün diye. Daha sonra burada evet, saçlarım varken taktığım özellikle Ash Ketchum şapkası var. Burada laptopum duruyor fakat artık kullanmıyorum çünkü birkaç ay önce bir PC topladım. Daha önce yayınları, videoları hep bu laptop sayesinde yapıyordum. Bayağı da can çekişiyormuşum aslında. Burada tabletim var. Tabletimden yayın açtığımda sizlerin sohbetini chat'e buradan bakmak daha kolay oluyor. Burada bir kontrolcüm var. Nintendo Switch'im burada. Çift monitör olarak çalışıyorum. Ortamım, çalışma ortamım bu şekilde. Burada bir Mio Mini Plus var. Retro bir kontrolcü. Evet, burası böyle. Şurada da henüz topladığım, yani daha çok şu an için video yaptığım kasam mevcut. Ortamım bu şekilde fakat şu aralar işte dediğim gibi tedavi gördüğüm için çok fazla aslında burada vakit geçiremiyorum maalesef. Oysa ki çok sevdiğim bir ortam. Uzun zamandır oyun çok fazla oynayamıyorum. Yani daha çok kendimde olduğum zamanlar bu şekilde video çekmek ve yayın yapmak için kullanıyorum. Umarım şu hastalığı atlattıktan sonra daha iyi oyunlar oynayabilirim, videolar hazırlayabilirim diye düşünüyorum. Şimdi arkaya geçelim. Asıl şöyle hani baktığım zaman beni mutlu eden yere geçeyim. Bu arada çalışma masamın arkasında da birkaç tane poster demeyeyim de yani kendim çıktısını alıp da yapıştırdığım şeyler var. Sevdiğim oyun karakterlerini, Zelda olsun, Kirby olsun, Ash Ketchum var buralarda. Bunları çoğaltmam gerekiyor aslında. Yani şu duvarı komple sevdiğim karakterlerle kapatmayı düşünüyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet, ufaktan koleksiyona başlayalım. Şimdi koleksiyonumun birinci kütüphanesinde daha çok oyunlara yer vermiş durumdayım. Yani en başında, koleksiyonun en başında kutuları sergilemek hoşuma gidiyor. Burada bir kulaklık kutum var. Kendisi zaten burada kablosuz bir kulaklık. SteelSeries gayet yeterli. Xbox Series S'im vardı. Onun için almıştım aslında ama daha fazla kullanışlı olduğunu fark ettim. 8 bit'li kontrolcü göstermiştim zaten. Buralarda çeşitli kutular mevcut. Şu kutunun içi aslında önemli. Bunda çünkü Pokemon kartlarım, Pokemon tasolarım mevcut. Yani onları sergileyemiyorum çünkü kütüphanemde yer kalmadı. Aslında yani şu kısmada bir cam mekanlı bir şey düşünüyorum. Yapabilirsem oraya da Pokemon kartlarımı falan göstermek istiyorum. O kutunun içini bir göstereyim size. Evet, Pandora'nın kutusunu açtık. Burada işte zamanında aldığım Pokemon kartları var. Hepsini aslında sırayla dizmiştim ama birazcık karışmışlar galiba. İşte bunları yani aslında sergilemek istiyorum bir noktada. Çünkü burada güzel Pokemon kartlarım vardı benim. Önemli Pokemon kartlarım vardı. Önemli Pokemon kartlarımı bulamıyorum şu an. Neredesiniz? Daha güzel, önemli Pokemon kartlarım vardı. Bak burada mesela Venusaur EX falan varmış. Bunlar hep böyle burada saklanıyorlar. Kimse de görmüyor. Burada
Pokemon tasolarım mevcut. Bunlar çocukluktan kalma Pokemon tasoları değiller maalesef. Birkaç tanesini çıkaralım. Şöyle gösterelim. Balbazar falan. Taso 1 bunlar. Ama şeyden çok emin değilim yani. Şurada Pika Pika'yı göstermeden olmaz tabii ki de. Bunları 5-6 yıl önce bulmuştum bu tasoları. Yani acaba gerçekten hani orijinaller mi yoksa işte replikalarını daha sonradan bastılar mı? Ondan çok emin değilim. Yani bu gerçekle de yüzleşmek istemiyorum açıkçası. Bunları böyle orijinalmiş gibi kabul edip saklıyorum. Yani burada aslında bayağı bir Pokemon kartım var. Çok uzun zamandır Pokemon kartı alamıyorum. Çünkü çok pahalılar. Ama yakın zamanda bir tane seri almak istiyorum. Yani beraber açılışında yapabiliriz. Evet, devam edelim. Bunun içinde bir Pokeball Plus var. Pokemon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee oyunlarını oynamanızı sağlayan, daha efektif bir şekilde oynamanızı sağlayan diyelim. Burada çok bahsetmeye gerek yok. Pokemon figürleri var. Bunların hepsi McDonald's ya da Burger King'de dağıtılan, zamanında dağıtılmış figürler. Yani çok uzun zamandır figür dağıtmıyorlar. Bu arada biraz nefes nefese kaldım. Biraz fazla yoruluyorum tedaviden dolayı. Evet, bunlardan yani dediğim gibi çok fazla artık, çok uzun yıllardır olmuyor. Yani neden olmuyor bilmiyorum. Keşke olsalar tekrar alsak figürleri. Bir aşağı katımızda artık oyunların olduğu bölümdeyiz. Nintendo 3DS ve Switch koleksiyonum mevcut burada. Buradaki sahip olmaktan en çok mutluluk duyduğum şeyler Pokemon ilk oyunları. Pokemon Blue'ya sahibiz. Bir Almanca versiyon. Daha önce zaten Game Boy açılışında kullanmıştık. Burada yine Almanca Pokemon Silver var. İkinci nesil Pokemon oyunu. Bu ikisine sarı siteden 3-4 yıl önce toplamda 800 lira gibi bir şey almıştım. Şanslıymışım. Bir aşağıda Pokemon koleksiyonum var aslında. Yani buradaki Pokemon oyunlarının hepsini buraya koydum. Pokemon Pearl, Heart Gold, bunların hepsini zaman içerisinde aldım. Zamanında aldığım oyunlar değil bunlar. Daha önce param oldukça satın almaya çalıştım. Koleksiyon değeri yüksek oyunlar. Özellikle Pokemon Heart Gold'a sahip olmuş olmam çok mutluluk veriyor. Çıkmıyor şu an buradan. Mario, bize bir izin ver. Evet, şu oyuna sahip olmak çok benim için çok mutluluk verici. En sevdiğim Pokemon oyunlarından biri. Çok dolu dolu bir oyun. Yani bunu ikinci el sitelerinde bayağı pahalı satıyorlar artık. 4000, 5000, 6000. İşte özel kutulusuysa, Pokeball'lıysa 10.000, 15.000'e falan satıyorlar. Üzücü. Luigi, bize biraz izin ver. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Burada dediğim gibi Pokemon Pearl, Heart Gold, White, White 2. Bunda White'dan itibaren artık zamanla, yani o kendi zamanlarında aldığım oyunlar. Hatırlıyorum, Pokemon White'ı 50 liraya almıştım. Pokemon White 2 100 lira, 110 lira gibi bir şey almıştım. Bu arada daha önce de önceki videolarımda bahsetmiştim bir videoda da yine de söyleyeyim. Bu 3DS'i aslında sahiptim. Fakat daha sonra bir hata yapıp sattım. Çok da ucuz bir fiyata satmıştım. 350 lira gibi bir şey satmıştım 3-4 yıl önce. Satma nedenim de bir Nintendo Switch oyunu almak isteğimdi. Keşke satmasaymışım. Birazcık pişmanım. Devam edelim. Pokemon X, Omega Ruby, Sun, Ultra Sun. Bunlar hep şey, artık White'dan itibaren yani kendi zamanında alıp oynadığım oyunlar. Burada bir Mario ve Luigi figürümüz bulunmakta. Bunlar da yine zamanında Pokemon nereden çıktı? McDonald's'ın ya da Burger King'in dağıttığı ürünlerdi Happy Meal'la birlikte. Burada 3DS oyunlarının devam ediyor. Buradan itibaren Zelda Ocarina of Time'ı da dahil edersek, bunlar hep daha sonradan işte az buçuk paramı biriktirerek koleksiyonuma kattığım oyunlar. Burada sahip olması en mutluluk verici oyunlar tabi Zelda, Fire Emblem Awakening, 3DS'in en iyi oyunları bunlar. Kirby Planet Robobot da güzel bir oyundur. Metroid,
Samus Returns iyi bir oyun. Burada daha bir ay olmadı alalı. Bir yerden buldum. Sarı siteden böyle bir 3D yazıcıdan galiba yaptırmışlar. Bir Nintendo yazısı. Çok şık duruyor. İçine isterseniz ışıklandırma da yapabiliyorsunuz falan yazmışlardı. Şu an yapamadım onu. Burada 2 yıl önce kanalımız biliyorsunuz Togepi Trainer olarak başlamıştı. Ve onun gazıyla bir Togepi peluşu almıştım. Çok seviyorum kendisini. Çok tatlı duruyor burada. Gelelim Switch koleksiyonumuza. Switch koleksiyonu, evet, bayağı bir oyunumuz var. Pokemon'ların hepsi zaten mevcut. Let's Go'dan artık burada dediğim gibi hepsini zamanında alıp oynadığım oyunlar. Burada yine Zelda'lar mevcut. Yani iyi bir Switch koleksiyonum olduğunu düşünüyorum. En son bir zaten 7 yıllık Switch deneyimi videosu yapmıştım. Onun üstünde aldığım Splatoon 3 aldım. Arms aldım, merak ettim. Yani demosunu oynadığım bir oyundu. Enteresan bir oyun gerçekten. Vücudunuzu çalıştıran bir oyun. Bunları bir ara kendime birazcık geldiğim zaman oynamak istiyorum. Burada eşimin birkaç yıl önce hediye ettiği Charmander var. Arada bir görüyorsunuzdur videolarda, arkada yanıyor bu. Hatta yakalım bir. Yakmayalım. Üşendim çünkü şu an fişlerimi falan takması birazcık uzun sürecek gibi. Yani zaten videolarda görmüşsünüzdür. Bu istediğiniz renkte parlıyor. Değişiyorsunuz kumandayla. Nereden bulmuş, nasıl bulmuş bir fikrim yok. Ama videolarda falan arkada güzel duruyor. Bir aşağı kata indiğimizde artık benim biliyorsunuz Pikachu hastası bir insanım ben. Pikachu'yu çok seviyorum. Her ne kadar kanalımı Togepi Trainer olarak başlatmış olsam da aslında bir Pikachu hastasıyım, Pikachu fanıyım. Burada özel olarak, normalde bunu sergilemiyorum. Bu videoya özel olarak buraya koydum. 2DS'im var, Pikachu Edition 2DS'im. İşte 3DS'i sattıktan sonra 3DS oyunlarını bunda oynamaya başlamıştım. Şu ara biraz sorunlu gibi, yani bataryası falan da bir sıkıntı var galiba. Çünkü durup dururken kapanıyor. Çok üzülüyorum bu durum için. Ama şu an çok oyun oynayamadığım için de çok dert etmiyorum. Bir ara nasıl olacak bilmiyorum, yaptırırım. Burada bir Pocket Pikachu var, sanal bebek Pikachu'su. Bunu da ikinci el buldum. Bir yıl kadar önce falan, çok ucuz 500 liraya falan bulmuştum. Güzel koleksiyon değeri olan bir şey. Ondan sonra burada çok sevgili bir arkadaşım, bir ara YouTube kanalı vardı, Retro Arşiv hala duruyor olması lazım. Onun yolladığı Pikachu figürleri var. Burada Alper Gezer Avcı'nın Pikachu'su mevcut. Bu da yine çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesiydi. Tüdyes'in kutusu mevcut. Burada eşimin bir yolculuk sırasında bir mola yerinde bulduğu garip bir şey ama çok tatlı duruyor. Yine Funko Pop'un Pikachu figürü mevcut burada. Bu iki Pikachu çok özel Pikachu'lar, peluşlar. Bu Pikachu'nun hikayesini bir gün anlatacağım sizlere. Bu benim nereden baksanız 25 yıllık falan dostum. Yani birçok şeyi birlikte yaşadığımız bir Pikachu. Bu Pikachu da eşimle tanıştığımda, bundan 10 yıl önce falan ona hediye olarak aldığım Pikachu. Yani ikisini artık eş olarak kabul ediyorum ben. Arkada yine bir Pikachu şeyi var, bir şey var, her neyse. Bu Poketop'u da yine hayatımın özel Poketop'larından bir tanesi. İçerisinde yüzük bulunmakta arkadaşlar. Eşime evlilik teklifi ettiğim zaman o da bana çıkarıp Poketop'u vermişti. Yani çok enteresan bir durumdu. Hayatımda en mutlu olduğum anlardan biriydi. Hatta sizin için açayım. Şöyle açtığım için içerisinde, bakalım biraz zoom yapalım. Gördüğünüz gibi bir Poketop'u şeklinde bir yüzük simgesi olan bir yüzük var içinde. Bu benim için yani hayatımdaki en önemli, en özel şeylerden biri. Ah, biraz nefes nefese kaldım, yoruldum. Bir alt kata indiğimizde koleksiyonum, yani aslında daha iyi yerlerde sergilemek isterdim ama burada yeni başladım. Bir DS koleksiyonu, yani ucuza bulduğum zaman koleksiyon arkadaşlar, hani parayı basıp alınacak, yapılacak bir şey değil. Yani o çok hoşuma da gitmiyor. Yani ucuza bir şeyler bulduğum zaman alıyorum. Böyle 200'e 300'e falan bırakanlar olduğu zaman almaya çalışıyorum. Buradaki en değerli şey ise Instagram'dan daha önce paylaşmıştım.
Zelda'nın DS oyunları çok koleksiyon değeri yüksek oyunlar. Spirit Rex ve Phantom Hourglass. Bunlar koleksiyon değerleri yüksek oyunlar. Burada yine Pokemon Solgaleo ve Lunala var. Yine biraz figürlerimiz burada. Burada 3 yıl önce aldığım Lego Super Mario var ve hala açmadım. Hala oynamadım. Öyle duruyor. Burada birkaç yıl önce aldığım, ilk işime girdikten sonra ilk maaşımı aldım. Fire Emblem Three Houses'un özel koleksiyonu mevcut. İçinde büyük bir ansiklopedi gibi bir kitap var, anahtarlıklar var falan, özel bir şeyler var. Bu yine sevdiğim bir arkadaşımın hediyesiydi. Bir iki ay önce hediye etmişti. Aslında bu bir kumbara. Fakat burada sergilemesi daha hoşuma gittiği için buraya koydum. Alt katta bir şeyler yok aslında. Yani geçen ay Monopoly buldum. Mario'nun. Bunu da aslında çok yüksek fiyattan görüyordum. 2000-3000 lira gibi. Çok ucuz bir fiyata buldum. 600 liraya buldum. Bunu alayım dedim ya, koleksiyonumda kalsın. Monopoly Mario Edition. Şimdi ufaktan diğer kitaplara geçelim. Burada kitaplığın en başında. Burada bu kitaplık birazcık daha okuma, birazcık daha sergiye yönelik bir kitaplık. Burada en arkada topladığım PC'nin işte ıvır zıvırının kutuları mevcut. Birkaç ay önce aslında burada PlayStation 5 vardı. Fakat PC toplamak için onu sattım. Burada benim en sevdiğim oyun karakteri olan Prenses Zelda'nın 3 tane amiibosunu görüyorsunuz. Normalde amiibo koleksiyonu yapmak istemiyorum. Çünkü çok bağımlılık seviyesine gelmek istemiyorum. Hani Charizard'ın, Greninja'nın, Pokemon'ların falan almak, yani bir yandan istiyorum da, yani bir yandan da pahalı ve bu koleksiyona girmek istemiyorum. O yüzden sadece Zelda'larla şu an idare ediyoruz. Zaten üçünü de çok seviyorum. Üçü arasında en iyi Zelda hangisi? Herhalde şu olsa gerek. Işıktan, ışık birazcık. Belki ışığı bir ayarlayalım. Şimdi aşağı bir alt katta burada bir Link pelişimiz mevcut. Bunu bir siteden almıştım. Burada Chikorita'mız mevcut. Bu Chikorita 6-7 yıl önce falan AliExpress'ten almıştım. Ve arkadaşlar çok komik bir fiyat. Yani 10 lira gibi bir şeydi bu. 10 lira. AliExpress'ten sipariş veriyordum. Yani bir ayda falan geliyordu ama yani 10 lira arkadaşlar. İnanılmaz. Yani çok da güzel bir peluş bence. Bunu birkaç ay önce bir pazarda gördüm. Ne alaka ya dedim. Hani orijinal bir şeyleri çok fazla koleksiyonumda, orijinal olmayan şeyleri koleksiyonumda sergilemeyi çok sevmiyorum ama bu bayağı iyi bir saydek küresi mi diyeyim, ne diyeyim artık. Bayağı iyi bir tasarım. Burada Game Boy'um var. Zaten birkaç gün önce birlikte açılışını yapmıştık. Gelelim buraya. Burada mangalar mevcut. Yani okumalık bir şeyler olsun istiyorum. Burası daha çok okumalık şeyler. Kitap, okumalık kitap. Mangalar mevcut. Zelda mangası mevcut burada. Bunları okumadım henüz. Yani kitaplığımda henüz okumadığım böyle taze şeyler bulunması hoşuma gidiyor. Burada Pokemon Adventures mangası da mevcut. Sadece birinci seriyi aldım. Yani bunu da aslında da bayağı bir Pokemon mangası da var. Fakat bunu da bağımlılık haline getirmek istemiyorum. Parayı buna dökmek istemiyorum. Yani çünkü isteyen sonuçta internet sitesinden mangaları okuyabiliyor. Bir aşağı katta yine sergilerimiz mevcut. Burada Super NES var. Koleksiyonumun nadide parçalarından bir tanesi. Çok seviyorum kendisini. Tabii ki de kullanmıyorum da. Daha çok koleksiyonluk bir mevcut. Burada zaten SNES'in en iyi oyunu olabilir belki. Super Mario World'un orijinal kartuşu, kasisi mi diyeyim, mevcut. Bunu da yine 3-4 yıl önce 100 lira gibi çok yani iyi bir fiyata almıştım. Şu an yani bakıyorum, bırakmaya çalışanlar, yani satmak isteyenler 2500-5000 arası falan satmaya çalışıyor. Bu arkadaş yeni geldi, Yoshi. Bunu da ucuz bir fiyata buldum, ikinci el.
tatlı bir periştü. Esin Yes'in en çok sevdiğim parçalarından biri kontrolcüsüdür. Yani benim çok hoşuma gidiyor bu kontrolcü. Burada bir DS Lite'ımız mevcut. Burada da bir pembe Game Boy Advance'ımız mevcut. Bu Game Boy Advance de yine yıllar önce 100 liraya alındı. Şu an bakınca komik fiyat oluyor. Bu Togekiss neden geri dönmüş? Togekiss benim en sevdiğim Pokemon'lardan bir tanesi. Yine burada Mario karakterlerinin yine McDonald's'la ya da Burger King'de dağıtılan oyuncakları. Şu özellikle çok iyi bir McDonald's hediyesi oyuncağıydı bence. Ben tarihin en iyi McDonald's Happy Meal ürünü olabilir. Bu arkadaşlar Super Mario'nun bir mısır gevreği. Bir Facebook grubunda bir yarışmada kazanmıştım bunu. Grubun adı da Mushroom Kingdom'dı galiba. Evet, böyle bir şey kazanmıştım. Tadına baktım, daha sonra kutusuna içinde bir tane örnek bırakacak şekilde bu şekilde koydum arkaya. Bu koleksiyon, bunun bu arada bu kutunun amiibo özelliği de var. Super Mario Odyssey'de bir şey veriyordu size. Böyle garip bir şey. Ve son olarak şoker oldum. Aşağı katta bolca kitap mevcut. Şunu kendim yaptım, boyadım. Mumluk. Burada Yokai Watch'tan Jiban yandı galiba adı. Yokai Watch'a çok girdiğim bir seri değil ama birazcık animesini izlemiştim. Bu figürünü de bir yerde rast gelmiştim, almıştım. Burada Witcher kitapları mevcut. Hala okuyamadığım Witcher kitapları diyelim. Witcher benim için çok özel bir seri gerçekten. Çok seviyorum, evrenin bayılıyorum. Burada orijinal Gol 3 oyunu mevcut. Yine koleksiyonumun en sevdiğim parçalarından biri. Bunu aslında kardeşim satın almıştı. Daha sonra ben kendisinden cukkaladım. Burada Uno'nun Pokemon versiyonu mevcut. Bunu da bir iki ay önce Kadıköy'de bir yerde buldum. Burada bir Pokemon Scarlet kitabımız mı var? Oyundaki Pokemon'larla ilgili falan bilgiler içeriyor. Birkaç ay önce Amazon'dan satın aldım bunu. Yine 400 lira gibi bir şeydi. Daha sonra altında Pokemon filmleriyle ilgili bir ansiklopedi var. Bunu da yine Kadıköy'de buldum. Bunu 100 lira gibi falan çok ucuz bir fiyata buldum. Çok iyi bir fiyat. Yani kitap bayağı iyi ansiklopedi. Yani bütün Pokemon filmi, bütün demeyeyim de yani bir kısmına kadar anlatan, Pokemon filmlerini anlatan bir ansiklopedi. Altında da level dergileri mevcut. Yani bayağı bir okunmamış ya da okunmuş Pokemon. Pokemon'a ben çıktı ya. Ne Pokemon'a? Hep Pokemon'a bahsediyorum. Level dergileri mevcut. En altta da Witcher ansiklopedisi mevcut. Şöyle göstereyim. Aman devrilmeden. Burada bir tane manga bulmuştum bir yerden. Saturn Evleri diye. İlk versiyonunu okudum. Tatlı bir şeye benziyordu. Devam ettiremedim. Yara ettiririm umarım. Alt katında da artık bir şey yok. Micro Genius adında Atari çakması, NES çakması bir şey mevcut. Burada bir taktırmam gereken, kasaba taktırmam gereken bir soğutucu mevcut. Kendim çok yapamıyorum bu işleri. Beklediğimden biraz yorucu bir video oldu. Yoruldum, nefes nefese kaldım. Evet, ufaktan bitirelim. Çok teşekkür ediyorum herkese takip eden, destekleyen, videolarımız olsun, yayınlarımız olsun, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Yani şu an biliyorsunuz yani daha çok Instagram adresinden paylaşıyorum. Şu ara yani hayatımın son 5-6-7 ayında kanserle mücadele ediyorum ve bu mücadele ederken hani insanın bir şeylerle uğraşması, bir şeyleri geliştirmeye çalışması, yani kafa dağıtması diyeyim kısaca, yani güzel oluyor. Benim kafamda burada YouTube'da yani ufak tefek bir şeyler üretmeye çalışarak yani kendime iyi, daha çok iyi hissettiğimde bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Yani bu şekilde kafamı hem boşaltıyorum hem de bir şeylerin
beni hayata bağlıyor olması mutluluk verici. Bunun için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, koleksiyonumuz bu şekilde. Şunu da söylemek lazım. Koleksiyon yapmak, hani bir koleksiyon sahibi olunca insanlar şey gözüyle bakabiliyor. Oo, bu bayağı zengin galiba falan değil. Aslında öyle bir şey yok. Dediğim gibi ben şu çikolata mesela 10 lira, işte oradan bulduğum esineyesi bulmuşum zamanında 100 lira falan gibi fiyatlara bulmuşum. Ben koleksiyon yapmanın asıl zevki burası arkadaşlar. Hani ucuza bir şeyleri bulmak çok daha güzel. Çok daha hani hikayesi olan şeyleri topluyor olup böyle biriktirmek daha güzel diyeyim. O zaman ufaktan bitirelim. Biraz yoruldum. Artık dinlenmem gerekiyor sanırım. Bu süreçte kanalımız daha çok birazcık hani shorts kanalı gibi oldu. Onun da farkındayım, onu da söyleyeyim. Çünkü shorts videoları yapması çok daha kolay oluyor ve ben onları hani stok olarak yapıyorum. Daha sonra işte tedavi dolayısıyla dinlenmeye geçiyorum. Ama tabii shorts olarak hep devam etmeyeceğiz. Videolarda ve kendimi toparladığımda, iyi hissettiğim zamanlarda, yayınlarda da devam edeceğiz inşallah diyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.